katılıyorum. Akşam saatleri. Peki, gel bakalım. Akşam üzeri saatleri. Tamam. Simay, çok heveslisin. Evet, hevesliyim. Çünkü bana yaptığı yorumu hala düşünüyorum. Sana keşke gülerek senin gibi cevap verebilseydim, bazı şeyleri ciddiye almayarak. Ama ağlamak istiyorsun. Gerçekten seni gördüğüm için ağlamak istiyorum. Hislerime tercüman olduğun için teşekkür ederim. Şimdi birincisi, benim elbiseme laf edip 40 liralık elbiseyle geliyor ama deyip sen... Ama sen her şeyi yanlış anlıyorsun. Bir dakika, ben konuşuyorum tatlım. Ben elbiseni beğendiğimi söyleyeyim. Zaten beğeneceksin. O başka bir şey. Çünkü güzel bir elbise giydiğimi düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Ben konuşuyorum. İkincisi, ben konuşuyorum. Baharcığım, ben konuşuyorum. Yorumum daha bitmedi. O elbiseyi proporsiyonla uygun olmayan bir elbise giyiyorsun ve elbisenin arkadan fermuarı sürekli patlıyor. Ve sen de sürekli buradaki insanları zor durumda bırakıp habire bizi bekletip o elbiseyi oraya diktirmeye çalışıyorsun. Hayır, ama dikilmiyor. Çünkü bacakların elbisenden daha kalın tatlı. Bu bir. Keşke ben de senin kadar burada yarışsaydım, o kadar bilgim olsaydı. Keşke benim de sen iki de sezon yarışmış bir ablam olsaydı. Onu copy paste etme şansım keşke olsaydı. Ama böyle şey bir şansım yoktu. Sen ablanı zaten copy paste eden bir kızsın. Ablanın Instagram sayfasında gördüğümüz şeyleri sen burada zaten podyumda yürüyorsun. Gördüğümüzü bize tekrarlatıyorsun. Bu birincisi. İkincisi söyletmedin. Ablam. Söyletmedin hayatım, söyletmedin. Bacakların kalın gelmiş bu elbise. O yüzden o fermuar o kadar çok patlıyor. Bir üçüncüsü, bu elbise cuma şıklığına uygun değil. Dördüncüsü, o çanta bu elbisenin elbisesi değil. Beşincisi, o stilettolarda yürümeyi bilmiyorsan eğer giymeyeceksin güzelim. Bitti. Ayrıca saçın hiçbir alakası yok bu elbiseyle. Tamamen kötüsün yani bugün. Eğer vermek istediğin bir cevap varsa verebilirsin. Ama yerler kaygan, düşersin, dikkat et. Yani biraz kaymıyor ama. Niye? Demin yere yapışıyordun. Yok, stilettoyla ayakkabı büyüktü. İki ayakkabı birbirine çarptığı zaman başınıza gelecek bir şey bu ve gerçekten de tehlikeli bir şeydir. O kadar dar elbise giyersen stiletto da birbirine çarpar tabii, çok mümkün bir şey. Her şeyi doğru söyledin. Çok doğru, cuk diye oturdu ama... Düşme konusunda senin de başına gelebilir. Zaten Öykü de söyledi, sevgili Öykü. Herkesin başına gelebilir. Orada seni kınıyorum. Yani sana yakıştıramadım bunu. Bahar her şeyi bunu bize yakıştırıyor. Bunu kabul edeceksin ama. Ama bunu diyeceksin ki evet. Söylediğin her şeyde haklısın. Ama o düşme konusu şık değil. Yapmayın hiçbiriniz böyle. Yani böyle temennilerde de bulunmayın lütfen. Sen bir de coşkuyla karşıladın ya, orada bir alkışta yaptın. Aslında öyle bir gülme stilim yok benim. Ben Bahar'ın gülme stilini burada ona takdim düşerken taktim yaptığın ettim. İçin kim olursa olsun Bahar değil herhangi biri gibi düşün. Bak konu Bahar olduğu için sağlıklı düşünemiyorsun. Öykü Hanım, başka biri olduğunu düşün. O zaman böyle bir davranış zaten yapmazdın. Gerek ben yoktu. Aynı duruma düşsem Bahar kesinlikle benim yaptığım davranışın aynısını yapardı. Yok. Gülerdi. Buraya geldiği zaman kim olursa olsun arkamızdan hep gülen insan Bahar o oluyor. Bahar, sen evet, böyle bir şey belki söylememem gerekiyordu. Evet. Düşmesini komik bulmamam gerekiyordu. Ama beni sinir etti. Bu kadar basit. Ben de sinirimi öyle yansıttım o ben an demek ki. Ben de size bazen çok sinir oluyorum birçoğunuza. Böyle konuşmuyorum. Yanlışsın. Bak burada yanlışsın. Biraz kendini frenle. Yani kendini... Ben Bahar'la bunun hiç bilgisi yok. Kim düşerse düşsün yani, o pozisyona girse, bunu söylememen gerekirdi. Ben sizi ikaz ediyorum bir büyüğünüz olarak yani. Peki. Esin. Çantanı beğendim ama bu elbisenin çantası değil. Bence de gerçekten değil. Elbisen evet gerçekten dar geldiği için herhalde arkadan patladı. İçeride ya giymiş oldun. Ama giyerken elbiseyi tersten giydim. Patladı. Ya falan ya, ne olur söylemeseniz, ölür müsünüz? Ama sen de hep bir problemle geliyorsun Bahar. Gözlerinin önünde yapıyorsun. Ama nazar değiyor bana. Benim yıldızım çok düşük. Dilara soruyorum. Deniz'in nazarı değdi herhalde. Çok beğeniyor ya. Aynen, kem gözlü yok. Hayır ya, kimsenin nazarı değmez. Kem gözlü değmişti nazarı. Benim sevdiğim kişilerin nazarım değil. Yok canım, senin gözün kem. O zaman falan ediyor. Değiyor yani. Sen ve maşallah diyor. Peki, hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Sen burada bir sezon bundan önce kaç ay yarıştın?
Cuma ya. Şıklığını biliyorsun. Biliyorum. Bu da kaçıncı, üçüncü haftan mı bilmiyorum. İkinci haftan. Sen cuma günü buraya nasıl cuma şıklığında gelirsin? Bana bunu bir anlat. Üstündeki elbise, bir elbise olarak güzel bir elbise ama günün konsepti var ve ona uygun hiç değil ve cuma şıklığına böyle gelinmez. Çok kötüsün. Normal bir zamanda bu elbiseyle gelseydin doğru düz bir saçınla, çantanla böyle yapardım. Ama bugün böyle yapıyorum. Sen de hal ve hareketlerini lütfen takının. Takının bak, hepiniz bomba gibisiniz ya, patlamaya hazır. Nesiniz, kainat güzeli mi seçileceksiniz burada bilmiyorum. İnanılmaz, inanılmaz bir derece saygısız davranıyorsunuz. Hem de birbiriniz karşı hem de bize karşı. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani kaç, iki sene çalışıyoruz, bu program yapıyoruz ama yarışmacılar en azına bizi saygı gösteriyorlardı. Ne olacak bu durumda bilmiyorum. Belki ben kendime saygısız olmayan kişiler tarz değil diyeceğim. Çünkü tarz olmak sadece güzel elbise giymek demek değil. Onu da bin kere söyledik. Şu anda tekrar söylüyorum. O davranışlarında ve duruşundan hiçbir zamanda tarz olamayacaksınız ve hiçbir yerde varmayacaksınız. Kesinlikle. Bir kadın olmaya öğrenin. Bahar, kokteyl elbise giymişsin, cuma şıklık abiye demek. Tarz değil. Şıksın ama cuma şıkı değil Bahar. Teşekkür ederim.